Merhabalar. Şimdi sizlerle mantar kurabiye tarifini paylaşacağım. Mantar kurabiyemiz için gerekli malzemelerimiz: bir paket margarin veya tereyağı 250 gram, 2 adet yumurta, 2 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 adet vanilya ve unumuz var. Unu hep göz kararı koyduğum için tam ne kadar alacağını bilmiyorum. Daha sonra size miktarını söyleyeceğim. Burada 2 su bardağı var. Daha sonra üzeri için 2 yemek kaşığı kakaomuz var ve bu kakaoyu şekil yapacağız üzerine. Bu şekli isterseniz şişe ağzıyla veya bu şişenin aynı şekilde kapağıyla da yapabilirsiniz. Onu da göstereceğim tekrar. Şimdi hemen hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Öncelikle margarinimizi ve yumurtalarımızı kabımıza alıyoruz. Yağımızı ve yumurtalarımızı bir miktar karıştırdık. Bu arada yağımızın oda ısısında olması lazım. Yani yumuşacık bir kıvamda olması lazım. Daha güzel karışabilmesi için. Şimdi içerisine pudra şekerimi ve vanilyamı da alıp onları da bir miktar karıştırıyorum. Şekerimizi de karıştırdık. Şimdi nişastamızın tamamını içerisine döküyoruz. 2 su bardağı. Ben buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır da olabilir. Çok fark etmez. Bunu da önce iyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu eklemeye başlayacağım. Kurabiyemizin hamuru hazır. Benim hamurum tam 3 su bardağı un aldı. 3 su bardağı koydum ama her zaman söylediğim gibi yine de ayarlı olarak koyun ununuzu. Çünkü bu nişastaya ve yağa göre bile değişebilir. 2 su bardağından sonra, 2,5 su bardağından sonra daha dikkatlice eklemeye devam ederseniz sertleştirmezsiniz hamurunuzu. Çünkü bu hamur çok yumuşak bir hamur. Ele yapışmayacak ama pürüzsüz yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Sertleştirirseniz kurabiyeleriniz de sert olur ve güzel olmaz. Şimdi hamurumuza hemen şekil vermeye başlayalım. Bir ceviz büyüklüğünde parça alıyoruz elimize. Bu şekilde yuvarlıyoruz ve tepsimize koyuyoruz. İster yağlı kağıt serebilirsiniz ya da sermeden de yağlamanıza gerek olmaz çünkü yağlı bir hamur, yapışmaz tepsinize. Ama tepsiniz batsın istemiyorsanız yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Şimdi kurabiyelerimizin hepsini bu şekilde yuvarlıyoruz. Kurabiyelerimizi yuvarladık. Şimdi onları mantar şekline getireceğiz. Şişemizin ağzını kakaomuza bu şekilde iyice batırıyoruz. Bulaşmasını sağlıyoruz. Daha sonra kurabiyemizin üzerine tamamen bu şekilde batırıyoruz ve kaldırıyoruz. Şişemizi her defasında kakaoya batırıp daha sonra kurabiyelerimizin üzerine bu şekilde bastırıyoruz. Bunu aynı şekilde dediğim gibi kapakla da yapabilirsiniz. Bu şekilde hepsini aynı işlemi uyguluyoruz. Mantar kurabiyelerimiz artık pişmeye hazır. Şimdi 170 derecede ısıttığım fırına atacağım. Bunların üzerine kızarmasını beklemeyeceğiz. Kurabiyelerimiz beyaz kalacak. Yani yaklaşık bir 20-25 dakika diye tahmin ediyorum. Yani üzerlerini kızartmaya beklemeyelim pişirirken. Şöyle kabarıp açılacaklar. Zaten anlayacaksınız. Hafif çatlayacaklar. Süresini de ben kendi fırınıma göre çıktığında sizlere tekrar bildireceğim. Mantar kurabiyelerimiz pişti. Benim fırınımda sadece 15 dakikada pişmiş oldular. Gördüğünüz gibi üzerleri hala beyaz. Fırına göre değişebilir ama kontrollü olun. Kokmaya başlıyorlar zaten. Kokusu geldikten sonra bir 2-3 dakika sonra pişmiş oluyorlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.